Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Google'un uygulaması, Google Görevler uygulamasını tanıtacağım. Hazırsanız videomuza başlayalım. Videoya geçmeden önce, eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekran almanızı tavsiye ederim. Haydi videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar uygulamayı Play Store'dan ücretsiz şekilde indirip yükleyebilirsiniz. Burada önemli olan Google Görevler uygulamasının altında yer alan Google LL cihazını görmeniz. Burada Google'ın geliştirdiğinden emin olmanız gerekiyor arkadaşlar. Diğer sahte uygulamaları indirmemenizi tavsiye ederim. Burada uygulamaya giriş yaparak ilerleyelim. Google Görevler uygulaması arkadaşlar Gmail ile ortak çalışıyor burada. Yani aslında görevlerinizi Gmail'den paylaşabilir ve fazla bir kullanıcı sayısına erişebilirsiniz. Burada henüz görevimizin olmadığı söylüyor. Yine bir görev ekleyelim arkadaşlar. Kaydet diyerek ilerledim. Burada görevimize ayrıntı ekleyebilir. Buradan geri alalım. Tarih veya saat ekleyebiliriz. Tekrarlama seçeneğini açabiliriz arkadaşlar. Alt görev buradan ekleyebiliriz. Oluşturduğumuz görev arkadaşlar. Ve görevimizi yıldızlayabiliriz. Bu sayede favori alabiliriz. Yıldızlı görevlerimizi yeni bir liste oluşturabiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde listeyi adlandırabilir. Listede sıralamayı değiştirebilir. Ve yeni listelerimizi buradan tekrardan oluşturma şansına sahibiz arkadaşlar. Aslında burada oluşturduğumuz herhangi bir görev arkadaşlar Gmail ile paylaşabilir. Bunu farklı farklı kişilerle yine erişimini açık hale getirebiliriz. Sağ üstten oluşturduğumuz Gmail hesabını farklı kullanıcılardan giriş yapmak istersek buradan giriş yapabiliriz. Yine tekrardan bir buradan görev oluşturalım. Saatini ayarlayalım. Tarihini ayarlayalım. Yeni görevimize bir isim verelim. Kaydet direkt ilerleyelim arkadaşlar. Artık bu görevimiz 30 Nisan Pazar günü saat sabah 7'de bize hatırlatılacak arkadaşlar. İstersek de alt görev ekleyerek bunu ilerleyebiliriz arkadaşlar. Ayrıntı ekleyerek örneğin 30 Nisan Pazar günü saat sabah 7'de şu firmasıyla şu iş görüşmesini gerçekleştireceğiz veya teklif alacağız diyebilirsiniz. Bu sayede oluşturduğunuz hiçbir görevi unutmamış oluyorsunuz arkadaşlar. Sağ üstten tekrardan görevinizi silebilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşça kalın.